Yunus getirsin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ala alihi ve sahabatihi. Evliya illah. Likulli ümmetin cealna menseke. Allahu alem, oraya gelmiştik. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. لِكُلِّ اُمَّتٍ her bir topluma, her bir ümmete yani her bir topluma cealna menseken. Onlar için bir nüsuk kılmışız. Mensek, burada mimi maslardır. Nüsukten. Nüsuk biliyorsunuz. Kurban anlamına da geliyor. Kurban, kesme, kurban. O manaya da geliyor. Nüsuk, haccın rükünleri anlamına da geliyor. Nüsuk, ibadet anlamına da geliyor. Zaten haccın rükünlerine, menasikine nüsuk denilmesi ibadet olmaları sebebiyledir. Ve inne salati ve nusuki, ki bizim Şafiilerin iftitah duasıdır, zikridir. Orada inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati. O nusuki ibadetle tefsir etmek, Yani tabi kurbanla da olur ama ibadetle, yani kurbanla tefsir etmek de olur ama şeyle ibadetle tefsir etmek çok daha uygun oturuyor. İşte ca li kulli ümmetin, diyor bu li kulli ümmetin kelamun müste'nefe. Müste'nefe bir kelamdır. Ciye bihi, niçin getirilmiş? Li zecli muasirihi. Sallallahu aleyhi ve sellem'e min ehli edyan-ı semaviyeti an münazaatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kelam şunun için gelmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in çağdaşlarını, hangi çağdaşlarını? Semavi dinlerden olan. Semavi dinler mesela Yahudilerdir, Hristiyanlardır ve Sabiilerdir. Bunlar semavi din ehli sayılıyor. İşte bunları neden men etmek, zecr etmek? An münazaatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da çekişme yapmaktan onları men ediyor. Neyle? Bi beyani hali ma temessekü bihi neşşerâ'ı ve izhâri hatâihim fil nazar. Şununla, şunu açıklamakta, o semavi dinler veya ümmetlerin her birisinin temessük ettiği bazı şeriatlar var. Ama o şeriatların durumunu ve izhari hatâihim fî nazarî ve bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muasırlarının, çağdaşlarının o kitaplara bakışlarının yanlış olduğunu ortaya koymak için bu cümle gelmiştir. Ey li kulli ümmetin minel muayyenetin minel umemil hâliyeti vel vâkiyeti. Hâli burada mâdî demektir. Geçmiş ümmetlerden olsun, bâki olan ümmetlerden olsun, her birisine ceannâ menseken bir şey koyuyor. Ey vada'nâ ve ayyennâ. Yani biz koyduk ve belirledik. Ney? Menseken. Ey şeriatın has. Her birisine hususi bir şeriat koyduk. La li ümmetin uhra minhum. O şeriatla öbürüne olmayan bir şeriat. Yani her birisine öyle bir şeriat koyduk ki onlardan başka bir şeriatın değil. Alemana, yani bunu şu manaya binaen böyle yorumladık. Ayyenna kulle şeriatin bi ümmetin muayyenetin minel umemi bi haythu la tetekatta ümmetun minhum şeriatahel muayyenete laha ila şeriatin uhra. La istiklalen ve la iştiran. Cümle orada bitti. Yani biz toplumlardan her bir topluma
belli bir şeriat koyduk. Öyle ki hiçbir toplum, hiçbir ümmet kendisi için belirlenen şeriatı aşıp başka bir şeriata geçemez. Ne müstakillen ne de iştirak. Yani ne herkes tek başına başka bir ümmete bir şeriatına geçebilir. Ne de onlardan birkaç bir araya gelerek başka bir şeriatı geçebilir. Bir şeyi yapıp bir şeyi anlayamıyor ama biraz da oradan anlıyor. Evet. O da olabilir. Tamam, anladın mısın? O da olabilir. Yani ne müstakilden başka bir şeriatı tamamen geçebilir ne de ondan az. Ve kavlu teala hum nasifu bu cümle sıfatun limen seken. Mensekenin sıfatıdır. Çünkü nekiredir menseken. Nekireden sonra gelen cümlede sıfat oluyor. Bu diyor bu ekkidetun lil kasrı lil müstefadi min takdimil cari vel mecrudi alel fi'li. Hani li kulli ümmetin cari mecrudiyah. Onu cehennemden önce getirdi. İşte o cari mecrudi fiilden önce gelmesi hasrı ifade ediyor. Bu hum nasikuhu da o hasrı pekiştiriyor, güçlenir. O damiru, hum damiri li kulli ümmetin bi itibari hususiha. Yani her hususi ümmet. Ey tilkel ümmetul muayyenetu nasikuhu o hususi ümmet. O kendisine kurulan şeriatta ne yapıyor? Onunla ona tabi oluyor. Onunla amel ediyor. Ey li kulli ümmetin bi itibar. Ey tilkel ümmetin muayyetun nasikuhu vel amilun bihi. O ümmet, hususi ümmet. Onu ediniyor ve yani onunla amel ediyor. La unutur. Başka bir ümmet onunla amel etmiyor. Ve mesela örnek veriyor. Fel ümmetü leti kânet min meb'ati Musa aleyhisselam ila meb'ati İsa aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'ın gönderildiği zamanlar, burada mebas ismi zamandır. Onun bi'set zamanında, İsa Aleyhisselam'ın bi'set zamanına kadar olan ümmet, mensekum onların şeriatı neydi? Tevrat. Ve hum nasikuha vel amilune biha. Onlar o Tevrat'la amel ediyorlar. La gıru, başkaları değil. Velleti kâret min mebas-ı İsa ila mab'ath an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem mensukum el-İncil. İsa'nın bi'setinde Efendimizin bi'setine kadar olan ümmetin şeriatı da İncil'di. Hum nasiku onlar ve amilun bi. Onlar o şeriatı kendilerine şeriat olarak edinip onunla amel ediyorlardı. La gayru başkası değil. وَأَمَّا الْأُمَّةُ الْمَوْجُودَةُ عِنْدَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمَوْجُودِينَ اِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Resulullah'ın bi'seti zamanında var olan toplum ve onlardan sonra gelenler ta kıyamete kadar فَمْ اُمَّةُ وَاحِدٍ. Onlar tek ümmet sayılıyor. مَنْ سَكُهُمُ الْفُرْقَانُ لَيْسَ اِلَّا. Onların menseki de nedir? Kur'an-ı Azimüşşan'ın şeriatı, yani onların şeriat kitabı, anayasaları, Kur'an'dır, neyse ne okudu. Kemamarra netekim bu geçmişti. Fi tefsiri kavli ta'ala, likullin ce'anna minkum şer'aten ve minaca. Evet, bu hakkı geçti. Vel fa'u fi kavli ta'ala, felâ yunâzi unneke fil arz. Bu fa'u, li tertibin nehy. Yani nehyin, bu makabilindeki cümleye cümleden doğduğunu, o ne tereddüt ettiğini ifade etmek için ufa gelmiştir. Yani madem her bir ümmetin bir şeriatı var, öyleyse فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْنِ. Bu şeriatta, senin şeriatında bunlar seninle tartışmasın.
لترتيب النهي أو موجبه veya nehyin gerektirdiği şeyin tertibi içindir. فَإِنَّ تَعْيِينَهُ تَعَالَى لِكُلِّ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهِمْ هَذِهِ الْأُمَّةُ شَرِيعَةً مُسْتَقِلَّةً. O şeriatın müstakillete tayinenin mef'ulüdür. Tayin faaline ilave edilmiş mazhardır. O şeriatın müstakillete onun mef'ulüdür. Likulli ümmetin can ve cüm tabuk ediyor. Yani Allah Teala'nın bu ümmetin de onun bir grubu olduğu, bu ümmetin de onlardan bir ümmet olduğu, her bir ümmet için bir müstakil bir şeriatı tayin etmesi. بِحَيْسُ اِلَكِ لَا تَتَخَطَّ اُمَّةٌ مِنُمْ شَرِعَتَهَا الْمُعَيَّنَةَ لَهَا. Öyle ki o ümmetlerden hiçbir ümmet kendisi için belirlenmiş olan şeriatı aşmayacak şekilde her birisine müstakil bir şeriat verdik. İşte bu bizim bunu tayin etmemiz mucibul li taati haulai li rasulillah. Mucibul nehy dediği budur. Bunların Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a itaat etmelerini vacip kılıyor. Ve ademi münazaatihim iyyahu fi emri dini. Ve din hususunda Resulullah'la tartışmamalarını gerektiriyor. Ki zâmen minhum, onlar niye tartışıyorlardı? Şunu iddia ederek enne şeriatım ma uyyine li âbâihimul evvelîne min et-Tevrat ve İncil. Onların şeriatı onların geçmiş babalı atalarına Tevrat ve İncil'den tayin edilmemiş. Fe innehuma şeriatani limen madâ minel umemi kabre entika safihima. Bu Tevrat ve İncil geçmiş ümmetlere şeriatlar ancak nesh olmadan önce. Ve haulâi, bunlar ise yani Müslümanlar ümmetun müstakilletun. Bu ayrı bir ümmettir. Mensekuhum, onların şeriatı da el-Kur'anul mecidu fahasbu, yalnızca Kur'an'ı azimdir. Ve nehyuhu, bu fela yunazi onneke fil emri nehyi. İmma ala hakikati, yani gerçekten ayet onları Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da tartışmaktan men ediyor. Ev kinayetu an nehyi sallallahu aleyhi ve sellem ila an el iltifat ila nizaim el munbi'i ala zaimihim el mezkur. Veya bu nehi şundan kinayedir. Yani sen onların tartışmalarına iltifat etme. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ. Yani sen onların seninle olan tartışmalarına iltifat etme. Ki onların o nizaı tartışmaları ne binaendi? El-mebniyye. Mebni olması lazım. Mebniydi. O yanlıştır. El-mebniyye onların tartışmaları da şuna mebniydi. عَلَى زَعْمِهِمْ مَسْكُرُ. Onların o mezkur iddialarına mebniydi. Yani onlar diyorlardı ki ya, onların şeriatı geçmiş ataları için Tevrat ve İncil'den tayin edilmemiş. Yani illa bu Tevrat ve İncil geçmiş ümmetlerin şeriatıydı. Dolayısıyla bu konuda gelip Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la tartışmak istiyordu. Ayet-i Kerime de Resulullah'a sen onların o tartışmalarına aldırış etme. Yani bu felaya yönelce onneke dolaylı bir şekilde onu ifade edin. Ama burada doğrusu sanki bir tutarsızlık var. Çünkü fe'ennehuma diyor zâmen minum. Onlar neyi zâm ediyorlardı, iddia ediyorlardı. Enne şeriatuhum ma uyyene li abaihimul evvelin.
من التوراة والإنجيل. Tamam. Onların şeriatı geçmiş ataları için Tevrat ve İncil'den tayin edilen şeriattır. Onlar yani şunu diyorlar. Burada manafide marfut-u mevsula da haberdir. Yani Yahudi ve Hristiyanların özellikle iddiaları şuydu. Bizim hala yani Resulullah'ın dönemindeyle şeriatımız Tevrat ve İncil'den atalarımız için belirlenen bir şeriattır. İşte diyorum bu zanları bu batıldır. Niye? فَاِنَّهُمَا شَرِعَتَانِ مِنْهِمَا مَضَى مِنَ الْاُمَمِ قَبْلَ اَنْتِسَاخِهِمَا. Bu Tevrat ve İncil geçmiş toplumlara nesih olmadan önce şeriattır. Ama Kur'an geldikten sonra artık o dönemi bitti. Dolayısıyla onlar bu konuda bu hani bizim hala şeriatımız Tevrat ve İncil'dir. Geçmiş atalarımızın da şeriatı oydu. Hala bugün de odur. Dolayısıyla biz seninle senin şeriatına uymayacağız. Biz ona mutabaatle mükellef değiliz noktasındaki tartışmalarına aldırış et. Bu bir. وَأَمَّا جَعْلُهُ عِبَارَةً عَنْ نَهْيِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ مُنَازَعَتِهِمْ فَلَا يُسَعِبُهُ الْمَقَامُ. Yani bunu şundan ibaret kılmak. فَلَا يُنَازَعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ. Yani ayet Resulullah'ı onlarla tartışmaktan men ediyor. Yani zahirinde bırakmak. فَلَا يُسَعِبُهُ الْمَقَامُ. Makam buna uygun değildi. Yani dolayısıyla ya diyeceğiz ki bu nehi hakikati üzeredir. Evet. Yani onlar seninle tartışmasınlar. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ. Onlar veya onlar tartışmasın derken yani sen onların iddialarına iltifat etme. Yok şöyle dense yani sen onlarla münazat etme abi makamına doğru yani elverişliydi çünkü zaten felâ-i münazî'un mekân nehy-i fiyerin muhafâli de onlardır. Ve kuriyâ felâ yenza'an mekân alâ tehîcihi sallallahu aleyhi ve sellem vel mübâlegeti fî tesbîtihi. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı harekete geçirmek ve dininde sağlam olmasını güçlü bir şekilde ifade etmek için فَلَا يَنْزِعَنَّكَ okunmuş. Evet. وَاَيَّمْ مَا كَانَ. Ne olursa olsun. Yani kiral. İster لَا يُنَازِعُنَّكَ ister فَلَا يَنْزِعُنَّكَ olsun. فَمَحَلُّ النِّزَاعِ مَا ذَكَرْنَاهُ. Nizatın tartışma mahalli nedir? Şeriattır. وَتَخْصِصُهُ بِأَمْرِ النَّسَائِكِ. Onu sadece kurbanlara bunu mahsus kılmak ayeti. وَجَعْلُهُ عِبَارَةً عَنْ قَوْلِ الْخُزَاعِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ مَا لَكُمْ تَأْكُلُونَ مَا قَتَلْتُمْ وَلَا تَأْكُلُونَ مَا قَتَلَهُ اللّٰهِ. Ve bu وَلِكُمْ لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَرِ. Şundan ibaret yapmak. O Huzayiler ve başkaları Müslümanlar şöyle diyorlardı. Size ne oluyor? Kendi öldürdüklerinizi yiyorsunuz. Yani kestiklerinizi. Ama Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz. İşte bu diyor, bu can şevvetassisu bi emin nusuf ve canu mimma la sebebiyle asla bu yoluna yol yok. Keyfe la? Nasıl? Yorum olur. Yani bu mümkün olur. Bu ennehu yestedey. Bu şunu gerektirir. Yani bu yorum. En yekûne eklül meyteti ve sâil mâ yedînûnehu minel ebâtîli min ca'el cümletil menâsikelleti ca'alâhu ta'ala imâmûnuhu. Bu şunu gerektirir. Yani
murdar hayvanı yemek veya onların inanç olarak yaptıkları diğer hayvan kesmeler vesaire, o tür batıl şeyleri, bütün onların da Allah'ın bazı ümmetler için koymuş olduğu şeriat olması gerekir. Halbuki وَلَا يَرْتَابُمَا فِي مُطْلَانِهِ عَقِلٍ, böyle bir yorumda, yorumun yanlışlığında hiçbir akıl kuşkulanmaz. Bunda kuşku duymaz ki. Batıl bir manadır. Bundan dolayı وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَنَّا مَنْ سَكَنْ, o men sekenden yani kurban değil, onları şeriat alacağız. Ve hum nasikuhu, yani onlar o şeriatla amel ediyorlar. Evet. Vedu ila rabbike. Ey veduhum, insanları davet et. Ev vedun nase kafir, şey müşrikleri davet et. Veya bütün insanları davet et. Ala ennehum dâhilûne fîn duhûlen evveyne. Tabi bütün insanları deyince Mekke müşrikleri de bu tarikul evlâ onun içine girmiş oluyorlar. İşte onları ila rabbike, Rabbinin tevhidine, Rabbinin dinine ve Rabbinin şeriatına davet et. İlâ tevhidi ve ibadeti hasbe mâ bulline lehum fîmen sekîm ve şeriatı. Onların şeriatında da dile getirildiği gibi sen onları o tevhide davet et. Yani onların şeriatında da o tevhid. İşte sen de onları da yine oraya davet et. İnneke le alâ hudem müstakîm, sen müstakim bir hidayet üzeresin. Yani tarîkın nûsinin ilel hakkı seviyyin, hakka ulaştıran düzgün bir yolmasın. Vel muradu bih, bu hudem müstakimden mesela ya dindir ve şeriatı, din ve şeriatı ev edilletu veya şeriatın hak olduğunun delilleridir. Peki o zaman herhalde o kadar. وإن جادلوك بعد ظهور الحق بما ذكر من التحقيق, bu zikre edilen tahkik ile birlikte hak bu kadar ortaya çıktıktan sonra ve velüzumul hucceti aleyhim, ve delil onlar üzerine lazım olduktan sonra, yani bu delille bunlar bir nevi susturulduktan sonra hala seninle tartışırlarsa فَقُلْ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْوَعِيدِ, onları tehdit yolu şöyle diyor. Allahu a'lemu bima ta'malun min al-abatil allati min jumlati al-mujadalatu. O tartışmanızın da bir kısmı olduğu yaptığınız bu batıl şeyleri Allah daha iyi bilir. Ve onunla sizlerle muamele eder. Allahu yahkumu beynekum. Allah Celle Celaluhu aranızda hüküm koyacak. Yani yaslığı beynel mu'minine ve kafirine, mümin ve kafirleri birbirinden ayırmak suretiyle Allah kıyamet gününde hükmedecektir. Ne ile hükmedecek? Bis sevabi vel ikabi, müminlerine sevap vermek, asileri de cezalandırmak. Kema fassale fid dünya bil hucceci vel ayati, dünyada da Allah Celle Celaluhu mümin ve kafirleri delillerle, güçlü delil ve mucizelerle ayırdığı gibi ahirette de sevap ve ikabla onları ayırır. Allah sizin aranızda kıyamet günü hükmedecek. Neye dair hüküm? Fîmâ kuntum tehtelifûne fîhî min emriddîn. Sizin din hususunda ihtilafe düştüğünüz hususla ilgili Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde hüküm koyacaktı. Evet. Ve elem ta'lem, burada durarım arkadaşlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamu ala mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.